Buyurun efendim, çayınız. Benimkini şöyle şöyle bırakın. Masal çayı. Hey, ne oldu? Yoksa ağzın mı yandı? Söylesene, ne oldu? Hapishanede güzel çay nerede? Bak görürsün, ben sana kendi ellerimle yapacağım. O zaman gerçek çay nasıl olur göreceksin. Hadi sorun değil, şunlardan yesene biraz. Peki, ben sana çay demleyip geleyim. Evet, neden seninle geldim ben? Sana bakmak için değil mi? Evet. Şu meyveyi alayım. Hemen gelirim. Karınca arpa tanesini duvara çıkarırken 100 kere kayıp düşer ama asla pes etmez. Burada olduğu gibi emeklerimiz asla boşa gitmez. Denemekten vazgeçmeyen asla kaybetmez. Ve cesur olanlar asla yenilmez, değil mi? Ha, aferin sana. Umarım kızlarım her neredeyse güvendedirler. Mutludurlar. Başka bir dileğim de Vir ve Yuvraç'ın en kısa zamanda iç çayla tanışması. Divya, ne oldu? Sorun ne? Gel otur şöyle, gel. Söyler misin, ne oldu? Puşkar'la birbirinize söyledikleriniz... onca yıl Puşkar bize destek oldu değil mi? İşte bu düşünce bizi zayıflattı Divya. Unuttuk her şeyi. Denemekten vazgeçmeyenler asla kaybetmez. Cesur olanlar da asla yenilmez. Bugünden sonra öylece oturmayacağım. Ne oldu sana böyle? Bugün her zamankinden çok daha farklısın. Divya, biliyorum sen her zaman bana destek oldun. Ama benim ne gücüm kalmıştı Divya, ne de iradem. Bugün bunların geçici olduğunu fark ettim. Yakında güzel günler göreceğiz. Olabilecek en kötü şey oldu zaten. Artık sadece güzel şeyler olacak Divya. Sen hiç merak etme. Umarım. Umarım tıpkı senin söylediğin gibi olur. Yemek hazır da sen lütfen ilaçlarını iç şimdi. Divya, sen beni merak etme, olur mu? Ben tamamen iyileştim. Sür abi, ne oldu? Eşinim ben senin. Benim de bu evde olup biteni bilmeye hakkım yok mu yani? Sür abi, ne oluyorsa gözlerinin önünde oluyor zaten.
Ama ikinizin geçmişleri aynı değil. Ben de büyük annemi senin kadar sevmedim mi sanıyorsun? O zaman sen neden onun geçmişini benden sakladın? Demek konuşmalarımızı duydun sen. Evet, duydum. Neden? Yanlış mı yaptım? Sürabi, lütfen küçücük meseleyi büyütme. Küçücük mesele mi? Benim büyük annem bir evde hizmetçiymiş. Bu mu küçük olan mesele? Her ay birine 51 rupi gönderiyormuş. Söylesene, bu mu küçük mesele? Madem beraber yaşıyoruz, o zaman neden birbirimizden bir şeyler saklıyoruz? Eğer bana söyleseydi, ben bunu kabul etmez miydim? Bundan sana bile bahsetmemiş. Neden? Ben senin eşinim. Ve kocamın kazandığının nereye gittiğini bilmek benim de hakkım. Yeter! Yeter Sürabi. Daha fazla konuşma. Büyük annem hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Sen hala büyük annemi anlayamamışsın. Bugün ben hayattaysam... bu onun sayesinde demektir. Yoksa daha küçükken amcam beni öldürecekti, anlıyor musun? Bu hayat bana annemin hediyesi. Ve büyük annem beni büyüttü. Büyük annemin ne yaptığını ne ben... ne de sen sorgulayabilirsin. Buna hakkımız yok. İkimizin de. Hey, para sonra mı gelecekmiş yani? Ama parti yapmamız gerek kanka. Bir yere mi gidiyorsun? Evet babaanne, bir işim vardı da. Öyle mi? Babaanne yapma böyle. Aslında babam evde değil ya. Özgürlüğün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Lütfen babaanne, geri çevirme. Arkadaşlarım beni bekliyor. Ama Yuvi, baban sana hiçbir yere gitmeyeceksin demedi mi oğlum? Sadece bugün. Yarından itibaren gitmeyeceğim. Söz veriyorum. Hayır, hayır. Otur bakayım şöyle. Seninle acilen bir şey konuşacağım. Babaanne, bak ne konuşacaksak yarın konuşuruz, tamam mı? Yarın ne kadar istersen konuşuruz ama bugün olmaz. Lütfen izin ver. Gitmezsem arkadaşlarım korktuğumu düşünürler. Hem biliyorsun, ben senin torununum. Senden başka kimseden korkma. Sen de bana hayır diyemezsin. Öyle değil mi? Ben gidiyorum babaanne, hoşça kal. Yuvi, Yuvi! Babaanne, görüşürüz Yuvi. Yarın. Hadi hoşça kal. Yuvi! Romanti, onu şımartmanın sonucunu görüyor musun? Seni kandırıp çekti gitti. Ve bana öyle geliyor ki bu çocuğun çevresi çok kötü. Hayır, hayır. Böyle söyleme. Ben onun için çok endişeleniyorum. Evet. Geç de olsa en azından hata yaptığımızı fark etti. Sanırım Vire her şeyi anlatmamız gerek. Özellikle de müdürün söylediklerini. Hayır, olmaz. En azından eve bir dönsün. Hem zaten ben müdür beyle konuştum. O bir çaresini bulacaktır. Bak göreceksin. Yuvraç tamamıyla değişecek. Yuvi bize şikayet etme fırsatı bile vermeyecek. Sen hala boş hayallere kapılıyorsun Gunvanti. Biz çok büyük bir hata yaptık. Bu çocuğu en başta annesinden ayırmayacaktın. Keşke İçe burada olsaydı. Alo. Anne benim Vir. Aa evet Vir, söyle. Nereye geldiniz? Ne zaman eve varacaksınız? Anne aslında bu gece burada kalacağız. Demek istediğim çok geç oldu ve müdür bey de yarın sabah gitmemizi rica etti. Peki olur. Anne Yuvi nerede? Ne yapıyor? Odasındadır herhalde.
Söylesene, Amala nasıl? Anne söyler misin, Yuvi nerede? Söylediğim gibi. Odasında ders çalışıyordur. Anne sen benden bir şey saklıyorsun. Ben ne yapıyorsam Yuvraç'ın iyiliği için yapıyorum. Bunu neden anlamak istemiyorsun? Anlıyorum tabii. Eve bir gel de o zaman konuşuruz. Oğlum. Ben Yuvi için ne kadar endişeleniyorsam senin için de endişeleniyorum. Peki anne. Yarın konuşuruz. Evet, ne diyordum ben? Burası hapishane dünyası. Ben çok severim böyle yerleri. Evet, yalan söylemiyorum. Sinemada kaç kere gördüm ama... gerçek hayatta ilk defa görüyorum. Filmler sadece filmdir. Gerçek hayatta gerçek hayattır. Evet, çok doğru söylüyorsun kocacığım. Senin de dediğin gibi gerçek hayat gerçek hayattır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçek hayatta hırsızın yaptıkları yanına kalabilir. Ceza almayabilir. Biliyor musun, öğretmen hanımla yürürken bir kadın aniden ayaklarıma kapandı. Yani başta ne olduğunu anlayamadım. Ama bence bilekliğimi çalmaya kalktı. Bugünlerde kimseye ama hiç kimseye güveni olmuyor bence. Öğretmen hanımın konuşmaları bana şunu düşündürdü. Bu öğretmen hanım neden bu pis dünyadan kurtulduktan sonra burada çalışmaya başlamış ki, anlamadım gitti. Gerçekten anlamadım. He? Yani katillerle uğraşmak, yani cehennem gibi bir şeydir. Hatta cehennemden daha beterdir. Öyle değil mi? He? Yani hayır, yani ben hiç anlamıyorum. Ve bana öyle geliyor ki bu öğretmen hanımın hikayesi başka. Hem de oldukça başka. Hayır hayır, yani bir düşünsene. İnsan hiç suçlularla bir arada yaşamak ister mi? Hayır. Bak, sürekli insanların iyi yanlarını değil de kötü yanlarını görüyorsun. Güzel yanlarını da görsene. Bu kadın hapishanede mahkumların çocuklarını ne güzel yetiştiriyor. Bir annenin görevini yapıyor. Sen de annesin. Ama onu eleştiriyorsun. Ne zaman bir şey söylesem hemen kalkıp gidiyor. Bu adam hayatımı cehenneme çevirdi. On, yirmi, otuz, kırk ve... Kanka parayı sayma. Babaannem bereketi kaçar der. Yuvi, Sevak 40 sayı atar. Bak kardeşim, daha dün benim sayemde 50.000 kazandık. Kazanmadık mı? Hı hı. Güvenim daha da yerine geldi kanka. Sana söylüyorum. Hepinizi zengin edeceğim. Hem de hepinizi. Hey kanka, galiba bir sorunumuz var. Bende sadece 100 rupi kaldı. Bak Yuvi, zaten bir kere oynadın. Açgözlülük yapma bence. Kanka, neden korkuyorsun ki? Bu hayatta hiçbir şeyden korkmayacaksın. Ben biliyorum, ben her zaman kazanırım, anladın mı? Şimdi... ne söylüyorsam siz de onu yapacaksınız. Bakın, bu maçın sonunda 1.000.000 rupiye kazanacağız. Sonra ver elini Bangkok. Evet, işte bu, işte bu. Baksana. Sevak gerçekten hiç sayı atamıyor. 6 sayı daha atarsa kazanırız. Öyle mi? 50.000 koyuyorum. Evet, evet, evet. Hadi, hadi. Evet. Affedersiniz ama burası okul kantini. Böyle gürültü yapamazsınız. Madem bunu biliyorsun, o zaman git evinde ders çalış, tamam mı? Hadi git. Hey Yubi, müdür yardımcısı buraya geliyor. O zaman müdür de buraya gelsin. Nasıl bahis oynanır öğretiriz. Hem zaten benim babam burada okul yönetiminde. Ne yapabilirler ki bana? Ama onlar buraya arama yapmaya geliyorlar.
Kanka, ne yapacağız şimdi? Bakar mısın? Ödememi yapmakta bana yardımcı olabilir misin? Hadi hadi. Herkes telefondaki mesajlarını silsin. Verin şunları bana. Verin. Evet, teşekkür ederim. İşte böyle. Anlıyorum. Bunu nasıl yapacaktım? Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol. Evet, anlıyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Yuvraç Singh Bundela nerede? Görünüşe göre bugün Yuvraç hakkında şikayet gelmiş. Belki de disiplin kuruluna sevk edilecek. Yuvraç? Evet efendim. Ne yapıyorsun burada? Efendim şey, biz ödev yapıyoruz da. Ödev mi yapıyorsunuz yoksa bahis mi oynuyorsunuz? Oh, inanamıyorum. Efendim, bahis falan yok. Sakın benimle oyun oynamaya kalkma genç adam. Hoşça kal. Hiçbir derse girmediğini çok iyi biliyorum. Şu anda sınıftan geliyorum. Senin dersin devam ediyor. Efendim, ben derse gitmiştim ama sonra ödevimi yapmak için de kantine geldim. Hepsi bu. Yalan söylüyorsun. Şimdi bittik. Efendim biliyorsunuz ben bunu asla ama asla yapamam. Ben sadece derslerime çalışıyorum. Ve her sene birincilikle bitiriyorum. Ailemin benden büyük ümitleri var. Yalvarırım efendim. Efendim, ben bundan eminim. Yanımda duran bu çocuk ve de onun arkadaşları telefonlarını ve paralarını çantama onlar koydu. Bu kadar param olsa okul masraflarını zamanında öderdim. Efendim, gerçekten böyle bir şey yapmadım. Bana inanın efendim, lütfen. Senin masum olduğunu biliyorum. Özellikle de telefonlar ve paralar çantanda olduğu için. Ya benim yerimde polis olsaydı? Hı? Efendim, söyler misiniz lütfen, ben bu telefonları, bu paraları nereden bulabilirim? Gerçekten masumum ben. İnanın bana efendim, ben bir şey yapmadım. Yuvraç, çok mu komik geldi? Hiç mi utanma yok sende? Yanlış bir şey yapmamışken neden utanayım ki? Efendim, suçlu o. Hem kanıtınız da var. Bu arada efendim, bu kız var ya, herkesten gizli bahis oynuyor. Yuvraç Bundela, bütün bu paraları, telefonları, kızın çantasına sizin koyduğunuzu, bunların size ait olduğunu kanıtlayabilirim. Anladın mı? Hayır efendim, benim değil. Peki öyle olsun. Evet, bu telefon eğer senin değilse bir sakıncası yoktur. Bütün paraları, hepsini derneklere bağışlayacağım. Ve şunu asla unutmayın Bay Bundela. Eğer bu meseleyi polise götürürsem seni tutuklayıp içeri atarlar. Ama bu zavallı kızın başına hiçbir şey gelmesini istemem. O yüzden bunu yapmayacağım. Yine de cezalandırılman gerek ve cezanı alacaksın. Ve bu sefer öyle bir ceza alacaksın ki bütün hayatın baştan aşağı değişecek. Efendim, siz bu kıza ceza vermeyecek misiniz yani? Bu arada bu kız benim de canımı çok sıkmaya başladı. Hayır. İkiniz de ceza alacaksınız. Aman, sen dinlen olur mu?
La 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 la. Hastasın sonuçta. La 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 la. La 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 la. Hey baksana, bugün Mukta'yı okulda gördünüz mü? Hayır, ben görmedim. Cezan şu olacak. Öncelikle derslerine çok çalışıp sınavlarını geçeceksin. Ve Mukta, senin cezansa bu tembel çocuğa ders vermek olacak. Onun hocası olacaksın kızım. Eğer sınavlarını geçerse, işte o zaman ikinizi de affederim. Efendim, böyle bir şey mümkün olamaz. Kızım, daha sözümü bitirmedim. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan, hemen babanı okula çağıracağım ve ona tasdiknameni ellerimle vereceğim. Sakın unutma. Baban okul aile birliğinde, tamam mı? Eğer sen gidersen ben de zarar görürüm. Ve sen de. Ve Mukta, senin sayende bu çocuk sınavları geçerse, sana namusumla söz veriyorum, bir yıl boyunca ücret okuyacaksın. Söyle, kararın ne? Sakın unutma Mukta. Eğer Puşkar isterse desteğini her an kesebilir. Ve bir daha asla okula gidemezsin. Biliyorum Mukta. Bunda senin hiçbir suçun yok. Ama eğer senin çabanla bu çocuk başarılı olursa hayatı yeniden düzene girecek. Ve ailesi sonsuza dek sana minnettar olacak kızım. Efendim, şunu söylemeliyim ki bu çocuğun okumaya hiç niyeti yok. Ve biz vaktimizi boşa harcamış olacağız. Yuraç, sen bekle. Ne? Mukta sizin eve mi geldi? Arkadaşlar, Mukta bizim eve ne zaman geldi ben de bilmiyorum ki. Beni hastaneye götürmüş. Ben de eşeklik ettim ve ona bir teşekkür etmeyi bile unuttum. Ah seni ahmak, ne büyük bir fırsat kaçırdığının farkında mısın? Abartmayın canım, bana yardım etti sadece. Ona evlenme teklif edecek değilim, biliyorsunuz. Ah sersem aşık seni. Sen daha uçmayı öğrenmeden konmaya çalışıyorsun. Teşekkür ederim Mukta. Çok teşekkürler de. Hadi söyle, şöyle yapalım. Sen onu bir yokla bakalım. Mukta'nın kalbinde ne var? Ah hadi ama. Ama ben... Ne var? Hadi. Bir kartı ver. Ah hadi ama. Ama o nerede ki? Senin cezansa bu çocuğa ders vermek olacak. Onun hocası olacaksın. Eğer sınavlarını geçerse o zaman ikinizi de affederim. Bir elim yüzüm bek ağladım işte.
Geldiniz efendim. Dur. Merhaba çocuklar, merhaba. Buradaydım. Hadi sen de gel. Bir şey merak ediyorum. Sizin öğretmen ablanız nerede şu an? Öğretmen ablamız dışarı çıktı. Öyle mi? O zaman söyleyin bakalım. Hangi oyunu oynuyordunuz aranızda? Öğretmenimiz var ya, bize şiir öğretti. Okuyun bakalım. Denemekten vazgeçmeyen asla kaybetmez. Ve de cesur olanlar hiçbir zaman yenilmezler. Denemekten asla vazgeçmeyin. Cesur olanlar asla kaybetmez. Ve cesur olanlar asla yenilmezler. Denemekten vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Çok güzel. Hadi çocuklar, oyuna devam. Hey sen! Neden tekrar tekrar yoluma çıkıyorsun he? Yine başımı derde soktun değil mi? Ben mi? Ben mi başını derde soktum? Aman tanrım! Buna inanamıyorum. Bu mümkün değil. Belki bu dünyada değil ama öbür dünyada sınavlarını geçersin diye düşünüyorum. Yine nutuk çekmeye mi başladın yani? Hı? Ben geçerim ya da geçmem. Benim için hiçbir önemi yok. Hiç fark etmez. Çünkü babam o kadar zengin ki okusam ne, okumasam ne. Hiç fark etmez. Hem bu arada, senin gibi bir hocadan ders almak bir tarafa, seninle 5 dakika konuşmaya bile katlanamıyorum. Ben de sana ders vermeye ya da seninle konuşmaya meraklı değilim. Müdür öyle söylediği için öyle olacak. Ben müdürden falan korkma. Peki öyleyse, gidip ona vazgeçtiğimizi söyleyelim. Hey dur! Sakın bunu yapma, tamam mı? Bak, şunu aklından çıkarma. Kazara bile olsa... Kimse senin bana ders verdiğini öğrenmeyecek. Anlaşıldı mı? Ben de bunu herkesin öğrenmesine can atmıyorum sevgili Yuvraç. Çünkü ben adımın senin gibi biriyle, yani hastalıklı bir çocukla anılmasını asla istemem. Öyle mi? Derslere ne zaman başlayacağınıza karar verdiniz mi bakalım? Ha? Evet efendim, onu konuşuyorduk biz de. Güzel. Senin baban bu gece gelecekti değil mi? İyi, sen yarından itibaren çalışmaya başlarsın. Bugün ne yaparsan yap, rapor etmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Güzel. İyi günler. Yarın saat 2'de okulda buluşalım. Tabii tabii. Neden olmasın tabii. Seninle saat 2'de buluşmak benim için büyük bir zevk. Hadi. Baksana, Mukta'yı gördün mü hiç? Ne oldu? Şey, kitaplarını müdürün odasında unutmuş da onları verecektim. Sen bana ver, ben ona veririm. İşte, görüşürüz.
Burada mıydın sen? Ne zamandır seni arıyorum. Geç kalmıyor muyuz? Hadi gidelim, hadi. Yoksa geç kalacağız, hadi. Memur Bey... Memur Bey, öğretmen hanımı göremedim. Aslında ben size teşekkür edecektim. Burada çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Çok memnun oldum. Şey, bir iş için çıkması gerekiyordu. Öğleden sonra geri döner. Peki. Gidelim hadi. Hadi. Tamam, gidelim. Seni gören olursa çok büyük olay çıkar. Git buradan lütfen. Hemen mi? Evet. Git. Eğer kızmayacaksan kalmak istiyorum. Belki üzüleceksin ama içimden hiç gitmek gelmiyor. Bu arada sinirlendiğin zaman çok güzel oluyorsun. Git hadi. Bu ne? Büyük anne. Biz senden o kadar ümitliyiz. Sense gelmiş. Büyük anne, sen beni yanlış anlıyorsun. Ben... Büyük anne. Büyük anne, beni dinle lütfen. Büyük anne lütfen. Beni dinle lütfen büyük anne. Bir saniye beni dinle. Lütfen büyük anne. Büyük Jogi. Anne. Jogi. Büyük Devya. Anne, bir derdimi anlatsam. Büyük anne. Bakın. Ben size demiştim. Hepsi sizin yüzünüzden oldu. Okumaya niyeti yok bunun. Aklı başka yerde.
Bir dakika, işin aslını bir öğrenelim. Büyük baba, gerçekten öyle bir şey yok. Bu sadece Mukta. Şey... Büyük baba, şey... Yani sadece... Sana kanıt gösteriyorum. Sense ona söz hakkımı veriyorsun. Bir dakika. Söylüyorum sana, bunun okumaya niyeti yok. Yanlış bir şey yapmadan önce onu evlendirmen gerek. Onu şöyle iyi bir aileye gönderin. Anneanne, inanın öyle bir şey yok. Büyük anne, lütfen anlamaya çalış. Evlenmek istemiyorum ben, okumak istiyorum. Kes sesini. Odana git hemen. Hadi. Bu ne böyle Divya? Tapumuzun başına gelenlerin Mukta'nın başına gelmesine izin vermeyeceğim. Jogi, Divya, hatırlıyorsunuz değil mi? Tapunun arkadaşları ve aşkları yüzünden ne bedeller ödedik biz. Ne Veer'in ne de İtcan'ın Mukta'nın hayatına girmesini istemiyorum. Tanrı en iyisini bilir. Hey abi! Arabayı şöyle uçak gibi uçur. Çok hızlı gitmek istiyorum, hadi. Hey abi, hızlı gidelim dedim. Biliyor musun? Annemi çok özlüyorum. Annemden hiç bu kadar uzak kalmamıştım ya. Biliyorum sen de annemi çok özlüyorsun değil mi? Öyle değil mi? Hadi doğru söyle. Sen de çok özlüyorsun değil mi? Ha söyle. Sorularıma cevap bile vermiyorsun. Neden? Söylesene, bir cevap ver en azından. Ne olur. Benimle konuşmayacaksan kiminle konuşacaksın? Söylesene. Tamam, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir daha gezmeye gittiğimizde şöyle daha güzel bir yere gidelim. Tamam mı? Öyle sineklerle dolu yerleri değil. Biliyor musun? Dün gece doğru düzgün uyuyamadım. Başım çok ağrıyordu. O kadar çok ağrıyordu ki. Şu anda biraz geçti ama dün çok fenaydı. Söylesene. Arkada bıraktığımı sanıyordum. Ama nasıl bırakayım? Ne zamandır kendime sürekli yeni bir hayata başladığımı söylüyorum. Ama şimdi kader onu tekrar karşıma çıkardı. Ne zaman onun ilk annesinin adını duysa deliye dönüyor. Hey bana bak, onun öfkesiyle uğraşmak çok zor, hem de çok zor. Eğer Hatay'la annesi karşısına çıkarsa, eğer çıkarsa yemin ediyorum sana onu öldürebilir bile. Tekrar tekrar sormaktan bıktım. Nereye gittiğimizi söyler misin lütfen?
Gidince öğreneceksin. Bugün sana ne oldu anlamıyorum Kanha. Sorularıma hep ters cevaplar veriyorsun. Sen ters sorular sorarsan ben de ters cevaplar veririm. Sana sadece nereye gittiğimizi soruyorum. Bunun neresi ters bir soru? Sürabi. Ya sen çok değiştin ya da ben. Bugünlerde en ufak meseleyi bile hemen büyütüyorsun. Kanha bana lütfen bırak, araba kullanayım. Şu anda konuşmanın bir faydası yok. Oğlum sen mi geldin? Evet anne. Mutlu ol. Ayağınıza dokunayım anne. Mutlu ol. Yolculuk nasıldı? Çok güzeldi anne. Her tarafta küçük, sevimli çocuklar vardı. Ah ben anlatayım anne. Hapishanede var ya, az daha canımız çıkıyordu. Çok kötüydü her şey. Ah katillerin arasında geceyi nasıl geçirdiğimizi ben bilirim. Biliyor musun? Korkudan hastalandım. Daha yeni iyileştim hem de. Ha. Ben odamıza çıkayım da biraz dinleneyim. Yoruldum sonuçta. Hem de çok yoruldum. Ha? Gelsene. Evet, sen yukarı çık hadi. Anne, söylesene Yuvraç nasıl? Okula gitti mi? Torununuz Yuvraç kriket bahsi oynarken yakalandı. Eğer Bay Veer bu konuyu öğrenirse... o zaman Yuvraç'ın cezasını kendi verecektir. Evet, sabah okula gitti. Şükürler olsun. Söylediklerim az da olsa etki etmiş. Sen hiç merak etme oğlum. Otursana, ben sana çay getireyim. Hı? Masala çayı anne. Hatırlıyorum. Gumanti. Hey baba. Çayı sonra da içeriz Gumanti. Oğlum. Yuraç'la ilgili sana önemli bir şey söylemem gerek. Tabii baba söyle. Sen de zor durumdasın, bu yüzden canını sıkmak istemiyorum. Sonra da konuşursunuz. Daha yeni geldiler. Uzun yoldan hem de. Yorulmuş. Hayır anne. Yuvraç'ın durumunu öğrenmek benim için daha önemli. Söylesene baba ne oldu? Oğlum. Senin sözlerinin ona etki ettiği falan yok. Sen evde değilken o sürekli bundan faydalanıyor. Evde durduğu mu var? Okuldan bir telefon. Oğlum okula gittik. Müdürle konuştuk. Ondan rica ettik ve Yuvraç'la daha çok ilgilenecek. Bir. Annen senden gerçeği saklıyor. Hangi gerçeği saklıyormuşum? Söyledim değil mi? Müdürle konuştuk işte, birlikte hem de. Bir, sen merak etme. Hadi oğlum, yorulmuşsundur. Odana git, biraz dinlen. Dinlen, ben sonra çayını göndereyim. Duyuyor musun? Hadi, hadi odana çık. Gelir gelmez başladın yine. Sense susmaya devam et. Benim tek söylediğim şuydu. Sen aynı hatayı yapıyorsun. Yeni bir baş ortaya çıkacak. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani